Barış Terkoğlu yazdı. Öyleyse kara kutuyu açıyorum. Gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu bugünkü Öyleyse kara kutuyu açıyorum başlıklı köşe yazısında Siemens'in kazandığı yüksek hızlı tren seti ihalesindeki 10 milyon euroluk rüşvet tartışmasına ilişkin edindiği yeni bilgileri paylaştı. Terkoğlu'nun yazısının ilgili bölümü şöyle. Siemens Türkiye ile iki eski çalışanı arasındaki iş davasında gizlilik kararı verilmesiyle başlayan hikayeyi anlatmıştım. Karar Siemens'in talebiyle TCDD'nin zarar görebileceği beyanlar nedeniyle alınmıştı. Dava Siemens'in TCDD'den aldığı yaklaşık 60 milyon avroluk yüksek hızlı tren ihalesini hatırlatmıştı. Neden derken Siemens'in yüksek hızlı tren ihalesiyle ilgili iç soruşturma raporuna ulaşıp yazdım. Soruşturma Siemens'in Colin ile kurduğu ortaklıktaki rüşvet ihbarı nedeniyle yapılmıştı. İhbarda Siemens Türkiye'nin alt tedarikçi Colin'e Türkiye Cumhuriyeti devlet Demir demiryolları yetkililerine rüşvet dağıtması için fazla ödeme yaptığı ifadeleri yer alıyordu. %30 Türk devlet görevlilerine %20 koline, %20 TCDD yetkililerine, %20 ise Siemens ile kolini buluşturan aracılara, %10 ise Siemens Türkiye'nin yöneticilerine diye devam ediyordu. İddiayı inceleyen Siemens soruşturmacıları rüşvet iddialarını belgeleyemedi. Ancak Siemens'in koline yaptığı ödemeleri tutarsız buldu. Siemens koline işini yapmamasına rağmen neredeyse tüm sözleşme tutarında ödeme yaptı. Tespitinin yapıldığı soruşturmanın ardından Siemens sözleşmeyi feshetti. Colin'den ödemelerini geri almak için Uluslararası Tahkim Mahkemesi'ne başvurdu. Bu arada rapor sayesinde Siemens'in Kolini yüksek riskli şirket olarak tanımladığı anlaşıldı. Yazıların sonunda TCDD'ye bir çağrıda bulundum. TCDD hemen gidip mahkemeye başvurmalı. Kamu adına hukuki sürece dahil olmalı. Sonra ne mi oldu? TCDD mahkemeye gitmediği gibi Ulaştırma Bakanı Adil Kara İsmailoğlu bana dava açtı. Ben Kara İsmailoğlu'na bir suçlamada bulunmamıştım. Hatta Anadolu Ajansı'ndan alıntıladığım ihale duyurusu hariç yazıda adı bile geçmiyordu. Gel gelelim niyet gerçeğin üstünü örtmek olunca sonuç bu oluyordu. Gelelim yeni belgelere. Evet, İş dünyasında gizlilik kararı vardı. Ama eski çalışanların simen saçtığı bir başka dava daha olduğunu fark ettim. O davada gizlilik kararı alınmamıştı. Haliyle belgeleri açıktı. Orada ne buldun derseniz çok şey yanıtını verebilirim. Şöyle anlatayım. Ulaştırma Bakanlığı yüksek hızlı trenleri yaygınlaştırma niyetini açıkladığında Siemens bu işe talip olmuştu. Elbette Alstom başta olmak üzere dişli rakipleri vardı. İşte o dava dosyasında da Siemens'in ihaleleri almak için yapabileceklerini konuştuğu e-posta yazışmaları var. 2015 Şubat ayındaki yazışmada Alman yöneticilerin ihaleden önce Türkiye'ye ziyaretler yaptıkları anlaşılıyor. TCDD Genel Müdürü Süleyman Karaman'ın da aralarında olduğu isimlerle görüşmelerden çıkan sonuçları Ernst Royst maillerde özetlemiş. İhaleye dair teknik bilgilerden sonra şu sözler dikkat çekiyor. Bay Karaman'a Siemens lehine olmayan herhangi bir karara tepki göstereceğimizi çok net bir şekilde belirttik. 2015 seçimlerinde AKP'den aday olmaya hazırlanan Karaman'ın durumu mailde yer bulmuş. Öte yandan siyasi destek için yaptıkları görüşmede Binali Yıldırım'ın kendilerine söylediği sorunlarınız çözülecek sözü Onları bile şaşırtmış. Siemens yazışmalarından şirketin yüksek hızlı tren projelerinde kendisini doğal temsilci gibi gördüğü anlaşılıyor. Ancak ihalenin alınması için asıl kritik ifade şu. Birinci yol, projeleri etkileyebilecek ve lobi yapabilecek ortağı dahil etmemizdir. Yüksek hızlı tren için gitmek istediğimiz yol bu. Yani ihaleyi almak için Siemens lehine lobi yapabilecek, süreci etkileyebilecek bir ortak aranıyor. Elbette bu ortağın kolin olması sonucu çıkmış ve Royce şöyle yazmış. İhale öncesi işbirliği konusunda prensipte anlaştık. Gayet net anlaşıldığı gibi ihaleler sadece salonlarda el kaldırarak kazanılmıyor. Lobicilik bu işin parçası. Şimdi her şey anlaşıldı mı? Görmek için gözden çok niyet gerekiyor. Çünkü göze perde indiren görüneni saklama arzusundan başka bir şey değil.